Herkese merhabalar, Ferrum YouTube kanalıma hoş geldiniz. Baştan bir söyleyeyim, bu bir ders videosu değil. Biliyorsunuz ki bilmiyorsanız artık öğrendiniz. Geçenlerde ben YouTube kanalımı çaldırdım ve geri aldım. Hazır olay sıcakken bu süreçte yaşadıklarımı anlatmak istiyorum. Hatta olay o kadar sıcak ki kanal çalındıktan sonra adını değiştirdiler. 14 gün sonra yeni bir isim koyabiliyormuşuz. Hala 14 gün dolmadığından dolayı eski adını koyamadım kanalın. 6-7 günümüz kaldı. 6-7 gün sonra tekrar kanal adını Ferrum yapacağım. Yani olay o kadar sıcak. Şimdi gençler ya da öğretmenler, eğer bir YouTube kanalınız varsa güvende değilsiniz. Onu bir söyleyeyim. Niye hocam? Yani niye güvende değiliz? Her an kanalınız çalınabilir. Çalınmaz demeyin. Niye çalınmaz demeyin? Mesela ben öyle diyorum. Benim kanalım çalınmaz. Şundan dolayı çalınmaz. Güvenlikle alakalı yapılması gereken her şeyi yapmışım ki 6-7 yıldır da YouTube kanalım var. Yani aktif bir şekilde kullanıyorum. Çift doğrulama var. Kurtarma maili var. Ondan sonra ek diğer mailler var, telefon numaram var, her şey varken yine de YouTube kanalı çalındı. Bu şu anlama geliniyor. Hiçbirinizin YouTube kanalı güvende değil. Tamam mı? Ya hocam biz linke falan tıklamıyoruz. Linke tıklayıp da mı çalıyor? Hayır. Böyle bir olay yok. Hatta ben size en başta kanalımın nasıl çalındığını veya nasıl çalınmış olabileceğine dair yorumlarından biraz bahsedeyim. Öncelikle böyle akşam saatlerinde bir mail aldım. Tamam mı? Neydi bu mail? Mail şuydu. Geriye doğru geliyorum, bakın mail adresimi açıyorum. 3 Ocak'taydı bu. Diyor ki güvenlik uyarısı. Hesabınıza birisi girmiş olabilir. Şüpheli etkinlik var. Bakın direkt mail geldi. Yani herhangi bir linke falan tıklama yok. Zaten bir telefonum, bir bilgisayarım falan başında değilim. Oturdum televizyon izliyorum. O sırada mail aldım. Dedim bu bir etkinlik şüpheli. Evet, benim hesabım çalındı galiba. Yani çünkü ben herhangi bir şeye tıklamadım. Yani az önceki bahsettiğim güvenlik önlemlerim tamamı varken ve herhangi bir linke tıklamamışken bana mail geliyor. Kanalınıza şüpheli giriş olabilir diye ki evet şüpheli giriş olmuş dememe rağmen bir daha kanala ulaşamadım. Bu şu anlama geliyor. Yani kısaca her kanal çalınabilir. Hocam çalındı, ne yapacağız? İşte asıl videonun amacı da bu. Çalındıktan sonraki süreç. Yani kanal ne kadar hızlı alabilirseniz sizin için o kadar rahatlatıcı olabilir. Burada kanalı biraz da hızlı almanın yöntemlerinden bahsedeceğim. Önce şunu bir söyleyelim. Kanalı geri alabiliyorsunuz ve eski videolarınızı da alabiliyorsunuz. Buralarda bir sorun yok. Sadece buradaki süreci hızlandırma yöntemlerinden biraz bahsedeceğim size. Çalındıktan sonra ilk ne yaptım? Bir kere bir ümitsizliğe kapıldım. Hatta böyle Instagram'dan şeyler de paylaştım. Bütün emeğim gitti. Ajitasyon falan da yapıyorum. Yani gitti bütün emeğim. Bir daha alamayacağım. Geri dönmeyeceğim. Bundan sonra da gelmiyorum ben YouTube'a gibi paylaşımlar, storyler falan da atıyorum. Bir ümitsizliğe kapıldım. Yani bir daha geri alamam diye düşündüm. Çünkü daha önce yaşadığım bir olay değildi. Biraz baktığımda YouTube'a sağa sola nasıl geri alınacağına dair bir fikrim de yok. Sonra birkaç arkadaş sağ olsunlar mesaj attılar. Hocam Twitter'dan YouTube'la iletişime geçin. Onlar size yardımcı oluyor dediler. Bak. Kanalın çanında yapacağınız ilk şey Twitter'a girmek. Tamam mı? Ben böyle yaptım. Twitter'a girdim. Ve Twitter'da ne yaptım? Ana sayfamı açıyorum. Hani burada görün diye yan tarafta da gösteriyorum. İşte profilimi açayım. En son attığım tweetler de belli zaten. Hemen tweet attım. Nereye tweet attım? Şeye. YouTube'a bak şuraya. Bak şu 4 Ocak'ta atmışım. Çalındıktan sonra tweet atıldığını öğrendim. Şurada YouTube Team var. Team YouTube. Buraya tweet atıyorsunuz. Tamam mı? Direkt böyle tweet atın. Görürler zaten. Girdiğiniz zaman bu adamların çok aktif olduğunu görürsünüz. Çünkü herkesin kanalı çalınıyor. 400 binlik, 1 milyonluk falan kanallar çalınıyor. Buradaki mesajlaşmaları, şuradaki şeylere, tweetlere ve yanıtları okursanız insanlar, ya herkes kanalını çaldırıyor. Önemli olan burada dediğim gibi hızlı bir şekilde almak. Bakın adam hemen anında cevap vermiş. Bir saniyede, bir iş dakikada falan hızlı bir şekilde cevap verebiliyorlar bunlar. Tamam mı? Bak yanıtlara bak. Ne kadar önce vermiş? İşte diyor ki 56 saniye önce birisine cevap vermiş. İşte 1 dakika önce mi? Yani sürekli herkese cevap veriyor. Burada bir ekip var. Bunlar sizin attığınız mesajı görüyor. Eğer attığınız mesajı görmüyorsa aynı mesajı direkt başkalarının hemen cevap verdiğinin altına da yorum olarak yazın. Yarım saat 45 dakikada. Hadi bilemediniz bir saatte size bunlar dönüş yaparlar. Nasıl bir dönüş yapıyorlar? Onu da göstereyim. Hemen DM kutumu açayım. Tamam mı? Şöyle bir dönüş yapıyorlar. En başa geliyorum. Tekrardan merhaba. Kanal URL'niz neydi? Kanal URL'si ne oluyor? Bak ben bunları almış. Kanalım gitti falan diyorum. Onlar da biraz geç dönüyorlar burada. Hani bu mesajı attıktan sonra hemen dönmüyorlar. Tamam mı? Burada biraz geç dönüyorlar. Yani burada biraz bekledim bak. Saat sabah 6.40 gibi mesaj atmışım. Hatta ben bekleyemiyorum. Saat 9 gibi bir daha soru işareti koymuşum.
Belki kanalımı bulamadılar diyerekten sosyal bilet linkine koymuşum ki bence kanalınızın sosyal bilet linkini kesinlikle alın. Çünkü kanalın adını değiştirdiğinde kanalınıza ulaşamıyorsunuz ama sosyal biletten ulaşabiliyorsunuz. Bunu mutlaka yapın. YouTuber hocalarım ya da öğrenciler. Eğer YouTube kanalınız varsa mutlaka bir yerde sosyal bilet linkini tutun. Yedekleyin yani. Yoksa da zaten yazınca sosyal biletten linkini bulabilirsiniz. Öğlen gibi, hatta yok, öğlen de değil. Akşam gibi bir tane form atmışlar. Tamam, bu formu doldurun. Bu formu doldurmaya çalıştım arkadaşlar. Bakın. Böyle bir form geliyor. Bu forma geldiğinde hocam biz nereye dolduracağız gibi sorularla daha önce karşılaştım ki yardımcı olduğum arkadaşlar da vardı. Hocam nereye dolduracağız diyorlardı. Türkçe'ye çevirdi. İngilizce bu. Eğer dil seçenekleri var, size İngilizce gelirse aşağıdan dilini değiştirebilirsiniz. Türkçe yapabilirsiniz. Tamam mı? Burada diyor ki Google hesabınız ve Gmail'inizi kurtarmak için tıklayınız. Şuraya tıklıyorsunuz attıkları formda. Şimdi direkt çalınan hesabım geldi. Ben buraya zaten giriş yapamıyorum ki. Hani başka yöntem dene diyor. Başka yöntem deneyecek olsam doğrulama kodu at falan diyor ama zaten çalan kişi bütün her şeyi değiştiriyor. Burada ben çok vakit kaybettim. 2-3 gün kaybettim. Çünkü sürekli aynı çalan hesabımla girişmeye çalıştım. İleri dedim. Burada başka yöntem deniyor. Herhalde bana böyle yardımcı oluyorlar diye düşündüm. Buradaki başka kod göndermeler var, mail atmalar falan var. Onlarla yardımcı olmaya çalıştıklarını düşündüm ama olay öyle değilmiş. Tamam mı? Buraya gir, size attıkları formda bir tane Gmail hesabı girin. Yani çalın hesap değil. Hala giriş yapabildiğiniz bir Gmail hesabına girin. Tamam mı? O Gmail hesabına girdikten sonra orada size artık soruyorlar. Neyi soruyorlar? Mesela ileri diyeyim. Hani burada da şey yapalım. Görelim neleri sorduğunu da göstereyim ben size. Buradaki bilgiler önemli. Şimdi şifrem ne? Nasıl oturum açmak istiyorum? Şifrenizi girin diyor. Şifremi girmek istiyorum. Şifremi girdim. Tamam mı? Buraya bir bekleyelim. Telefondan evet demem lazım. Bak yine çift doğrulama var gördüğünüz gibi. Ya yani bu çift doğrulama hikaye. Daha önce de vardı. Gitti. Telefonun bir doğrulama gelsin de şey yapalım. Hop, bir dakika. Şuraya bir evet diyelim. Tamam. Devam et. O form gelmedi. Niye o form gelmedi? Bu hesabı kurtardığımdan dolayı gelmedi sanırsam. Geri geleyim. Şeyi değiştireyim. Burada kanalın adını değiştireyim veya girdiğim şey. Bak başka bir yöntemde ne geldi? Gördüğünüz gibi başka bir yöntem deneme falan var. Buradan da onaylayayım. Bakalım olacak mı? Olmadı. Neyse burada bir form geliyor. Burada bu formu ben kanallaştığım için tekrar göstermedi. Gösterseydi ben size gösterecektim. Bu formda neye dikkat etmeniz lazım? Bu formda sizden bilgiler istiyor. Adın, soyadın, kurtarma mailin varsa o veya kanalın URL'si. Bak burası çok önemli. Bunu ben bilmiyordum. Biraz beni zorladı da kanala geri almakta. Kanalın URL'si ne demek? Buram bir altın çizeyim ve mutlaka ve mutlaka bu söylediğim yeri not alın ve şey yapın. Bir yerde kaydedin. Tamam, burası çok önemli. Temel bilgiler. Hani biz kanallara şöyle ad koyuyoruz ya veya kısa link koyuyoruz ya. Mesela benimki şu an YFRum. Şuraya baktığınız zaman kullanıcı adım YFRum. Biliyorsunuz bu YouTube'un yeni özelliği. YFRum diyor. Bu bizim kanal URL'miz değil. Tamam mı? Kanal URL'si şuymuş. Bak şurada şunu kaydetmeniz lazım. Bu hiçbir zaman değişmiyor. Yani sizin kanalınızın adı değişse de, kullanıcı adını değiştirseniz de, kanal kısa linkini, özel linkini değiştirseniz de şurası değişmiyor. Şurası sizin kanal URL'siniz. Bunu mutlaka ama mutlaka yedekleyin. Bu olmazsa kanalınızı çok zor açarsınız. Ben bunu çok zor buldum. En son şeyde buldum. Web sitesi yapmıştım. Web siteme YouTube kanalımı verirken bu URL'ye vermişim. Bu URL'yi orada buldum. Yani kanal kaybettikten sonra zaten bulamıyorsunuz. Bulamayınca URL'yi de bulamıyorsunuz. Bu yüzden mutlaka ama mutlaka şu URL'yi bir yere kopyalayın. En önemli şeylerden, istedikleri şeylerden, olaylardan biri bu. Bir diğeri, sizden AdSense hesabınız varsa oradan da bir bilgi istiyor. Bak. O bilgi de şu bilgi. Bunu da yedekleyin. Bu da hiç değişmiyor. Bunu da ben bulamadım. Yani bunu salladım ama salladığımdan dolayı çok da mazur gördüler sanırsam. Dikkate almadılar. Şey yapmadılar. Ama şurası çok önemli. Şunun olması lazım. Yani salladım. Bir şeyler girdim. Kabul etti. Ama daha sonra bir daha istedi. İstediğinde ise artık yine salladım. Oraya dikkat etmediler. Ama bunu soruyorlar.
Tamam, pap diye başlayan şu 15 haneli sayı, bu sayı mutlaka kaydediyorsunuz. Bu forma bu bilgilere girdikten sonra hatta size ek belgeler istiyor. Görsel ya da PDF varsa onu yükleyin diyor. Onları yüklüyorsunuz, tamam mı? Onları yükledikten sonra adını soyadını giriniz ve en son yüklediğiniz videonun URL'si nedir diye soruyor. Ya da en son yüklediğiniz videonun URL'sini bilmiyorsanız adı nedir? Bunu soruyor. Hemen adını giriyorsunuz. Hani bu bilgileri istiyor sizden. Bu bilgilere girdikten sonra sizle artık iletişime geçiyorlar. Mesai saatleri içerisinde genelde iletişime geçiyorlar. Yani Türkiye saatiyle 9-6 arası genelde iletişime geçiyorlar. Mesela cuma günü akşam doldurursanız ki ben cuma günü akşam doldurdum. Normalde perşembe mi çarşamba falan ulaşmıştım ama burada farklı bir hesapla girmem gerektiğini bilmiyordum. İşte bunları hep deneye yanıla öğrendim. Yani burada birkaç defa yazıştık şeyle, yani adama dedim attığınız iş işe yaramıyor bak. Böyle kaç defa yazdım. Sistemlerde falan buluyorum. Ajitasyon yapıyorum. Bütün emeğim çalındı falan diyorum. Adam diyor ki ya diyor sen tam yapmıyormuşsun diyor. Yani şunla karşılaşıyorum mesela. Doğrulama kodu. Olmuyor. Meğerse dediğim gibi burada çalınan hesabı değil. Başka bir Gmail giriyorsunuz. Başka bir Gmail çıkınca formu artık görüyorsunuz. Tamam mı? Olay burada ondan ibaret. Başka Gmail'e girin, formu görüyorsunuz. Formanda dediğim gibi isim, soy isim, normal bilgiler. En son kanalın adı neydi? Değiştikten sonra adı ne oldu? Kanal URL'si. Ondan sonra AdSense'de az önceki gördüğüm Publier. Bu bilgiler temel topik bilgiler. Bunları girdikten sonra sizle iletişime geçiyorlar. Nasıl iletişime geçiyorlar? Öncelikle Türkiye'deki temsilcisi iletişime geçiyor sizde. Burada iletişim maillerim de var hatta benim. İşte kurtarma maili olarak hangi maili verdiyseniz, şu an giriş yaptığınız maili veriyorlar. Oraya verdik. Ne oldu? Nerede yazmışlar? Hani 3 Ocak, 5 Ocak geç bunları. 8 Ocak. 8 Ocak gibi falan şurada şey yapmıştık. İletişime geçmiştik. Tamam mı? 10 tane mesaj var. Hesabım diyor ki işte merhabalar Yakup. Umarım iyisindir. İşte hesabın çalınmış. Çalan kişi ne yapmış bak. Ortak kurtarma telefonu ve ikinci e-postayı kaldırdı. İki adımlı doğrulamayı güncelledi. Alternatif e-postanı kaldırdı. Yenisini ekledi. Kanal adını ve logosunu değiştirdi. Geçici hesap eden kişi video ekledi gibi. Yani yaptığı işlemleri söylüyor. Bak bunları yapmış diyor. Bunları kaldırmak için sana form atıyorum. O formu doldur diyor. Formu doldurduktan sonra onlar işlemlerini yapıyorlar. Ve tekrar mail almanız için size bir şifre gönderiyorlar. Bana gönderdikleri şifreyi ben kullanamadım. Hatta burada video kaydı da almışım bunu. Size göstereyim. Yani linke tıkladım. Buraya ziyaret ettim. Hani giriş yapamazsanız video kaydı alın ve gönderin demişlerdi. Attıkları linke tıkladım. Bilgilerimi girdim. Ama yine yol kat edemedim. Yani yine hesabı açamadım. Bu videoyu attım. Bu videoyu atınca bu kez bana doğrudan bir link gönderdiler. Düz bir link. O linki gönderince ise direkt hesabı alabildim. Ama hangi hesabı aldım? Gmail hesabını aldım. YouTube hesabını almadım. Tamam mı? Eğer burada da böyle bir sorun yaşarsanız video çekip sorun yaşadığınızı iletiyorsunuz. Ben ilettim. Sonra hemen geri dönüş yapıyor zaten size. Yeni bir link atıyorlar. O linkten şey yapıyorsunuz. Bak neredeydi? Yani şöyle bir var mı? Şurada bir link vardı işte. Bir linki veriyor. O linkten direkt doğrudan hesabı sıfırlayabiliyorsunuz. Gmail hesabını aldınız. Gmail hesabını aldıktan sonra YouTube hesabını hemen alamıyorsunuz. Yani YouTube hesabı hemen gelmiyor. YouTube hesabının gelmediğini yazıyorum. Ki buradaki sizde bir defa iletişime geçen Türkiye temsilcisi çok hızlı. Yani seri bir şekilde size cevap veriyor. Sizde ilgileniyorlar. Ben hemen YouTube alamadım diye yazdım. YouTube almam için gerekli çalışmalara yapıyorum. Ekibimizi iletiyoruz diye. Onları iletiyorlar. İlettikten sonra da yine YouTube'da bir yandan da süreye baktım. Çok süre uzun olmuş ya. Böyle detaylı anlatıyorum ama belki ihtiyacı olmayan vardır diyelim. Böyle detaylı anlatıyoruz. Neyse bunlar şey yapıyorlar. İletişime geçip YouTube kanalınızı açıyorlar. YouTube kanalınızı açtığınızda bütün şeyler, videolar gizli de olmuş oluyor. Siz bunu tekrar açık hale getiriyorsunuz ve YouTube kanalınızı kurtarmış oluyorsunuz. Bir daha Gmail ile alakalı güvenlik hesaplarınızı doğruluyorsunuz ve böylelikle kanalınız kurtarılmış oluyor. Tamam. Şimdi çok uzun anlattım gibi, evet uzun oldu biraz, farkındayım. Videoyu kesip bir daha mı çeksem diye düşündüm. Şunu da göstereyim son olarak. Yani açma sürecinden bahsettik. Çalındığında adam mesela mailim 3 Ocak'ta çalınmıştı. Çalınır çalınmaz gördüğünüz gibi her şeyi değiştirmiş. Görüyor musunuz? Her şey değişiyor burada.
Daha sonra YouTube'dan bak, en son canlı yayın videolar falan açmıştı adam. YouTube videoları doğal olarak YouTube'da askıya almış. Sonrasında kanalı aldım ve artık eski haline geldi. Şu an kanalı kullanabiliyorum. Kısaca kanalınız çalınırsa paniklemeyin. Ben çok paniklemiştim. Yani bir daha gelmeyecek diye korkmuştum. Geri geliyor. Hızlı gelmesi için Twitter'dan yazıyorsunuz. Attıkları formu nasıl dolduracağınızı gösterdim. Bu formu atıyorlar. Burada zaten giriyorsunuz şuraya. Girdiğiniz zaman kullanılabilir bir mail, yani çalınan değil, kullanılabilir bir mail giriyorsunuz. Orada sizden bilgiler istiyor dedik. O bilgiler ileride yedeklemeniz için tekrar söylüyorum. Kanal URL'si ve AdSense şeyi. O bilgileriniz mutlaka bir yerde yedek olsun. O bilgilerle formu doldurduktan sonra YouTube'dan size maille dönüş sağlıyor. Ardından eski prosedürü takip edip kanalınızı alıyorsunuz. Bütün süreç bundan ibaret. Bu da böyle bir videoydu. Bu arada ismi hala değiştiremedim. Çünkü 14 gün sürenin dolması gerekiyormuş. Daha dolmadı burada. Bunun için de yardımcı olacağız dediler ama daha henüz olmadılar. Dün deneyi üstüne şey yapmıştım. Ama bir de şöyle bir problemle karşılaştım. Para kazanma özelliğini de kanal açtıktan sonra kapattılar. Yine mail attım. Para kazanma özelliği kapatılmış dedim. Yani oradaki tüm üyelerin falan her şey iptal edilmişti. Bir gün sonra bir daha döndüler. Para kazanma özelliğini açtılar. Yine bütün videoların hepsini para kazanma özelliğini güncelledim. Yani kısaca para kazanma özelliği kapanırsa da korkmayın. Onu da geri eski haline getiriyorlar. Yani size kanalınızı geri veriyorlar. Velhasılı kelam olay buydu. Yaşadığım süreci biraz anlatmış oldum. Uzun da oldu. Yani detaylı göstermek istedim. Şundan dolayı biraz da detaylı göstermek istedim. Yani böyle bir detaylı videoya ben ulaşamadım. Ulaşamadığımdan dolayı gerildim. Ondan sonra öğrencilerden bir sürü mesaj geliyor. İnanın kanalın bu kadar aktif olduğunu bilmiyordum. Yani izlenmelere baktığımda aslında izlenmeler öyle çok da yüksek izlenmelerim yok yani bana göre. Ama inanılmaz derecede mesaj geldi Instagram'dan. Yani o kadar mesaj geliyor ki bu kez daha çok kaygılanıyorsunuz. Ya bu kadar bir sürü insan size güvenip şey yapıyor, ders anlatıyor ve siz onları yarı yolda bırakmış gibi oluyorsunuz. Her ne kadar sorumlu siz olmasanız orada tabii duygusal olarak bir insan şey yapıyor, üzülüyor. İşte bu süreci kısaltmanız için biraz bu videoyu uzun yaptım. Normalde kanal çaldıktan bir iki gün sonra alabilirmişsiniz. Ben 6 gün sonra aldım. 6 gün sonra almamın en büyük nedeni şuradaki şu olayı aşamamam. Yani attıkları linke farklı bir Gmail hesabı girememem. Bunu sonradan keşfetmem. 2 gün sürmesi. Onu keşfettikten sonra cuma akşama gelmesi. Cuma akşam doldurunca pazartesi sabah dönüş yaptılar. 2 gün de orada kaybettim. Ondan sonra zaten pazartesi de gördükten sonra dönüş yaptılar. Salı günü de hemen geri açtılar. Yani aslında 2 ya da 3 günde siz kanalı geri alabilirsiniz. Dediğim gibi geri almanız için gerekli olan bütün bilgileri vermiş olduk. Dediğim gibi korkmayın. Ha şunu da söyleyeyim. Kanalınız mutlaka çalınır. Çalınma ihtimali var. İstediğiniz kadar güvenliğiniz olsun. Linke tıklamayın ki benimki öyleydi ve öyle gitti. Çalınması artık normal. Twitter'daki mesajları görürseniz de normal olduğunu görürsünüz. Sadece hızlı almanın yönlerini anlatmış olduk burada. Kanal URL'sidir. Bak kanal URL'si şu değil işte. Tamam, az önce gösterdiğim kısım. Kanal URL'si ve AdSense hesabını kaydedin. Onlarınız olduğu müddetçe çok hızlı bir şekilde kanalınızı geri alabilirsiniz. Süreç böyleydi. Videoyu bence burada sonlandıralım. Daha da çıvıtmayalım. Teşekkür ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Kanalı eski haline geri getirelim. Tamam. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.